Kültürel televizyon programımız Şehirden Haberler Karabük'ten size merhaba diyor diyoruz değerli izleyicilerimiz. Ve bizim de bugünkü sektörümüz kuaförlük diyoruz. Yanımızda kuaförlük alanında faaliyetlerini sürdüren Zeynep Hanım var. Yapmış olduğumuz faaliyet ve hizmetleri hep birlikte kendisinden dinleyeceğiz ama Zeynep Hanım'ı kısaca bir tanıyalım isterim. Zeynep Hanım hoş geldiniz programımıza. Öncelikle nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkürler. İyiyim, sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Ağırladınız bizi aynı zamanda en güzel şekilde. Şehirden Haberler ekibi ve ailesi olarak tekrar teşekkür ederiz diyoruz. İşletmemizde yapmış olduğumuz faaliyetleri konuşacağız elbette ama öncesinde sizi kısaca tanıyalım. Biz Zeynep Hanım kimdir? Öncelikle bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Zeynep Hanım, 35 yaşındayım. 19 yıldır bu sektörün içindeyim. İşimi severek yapıyorum. Bu şekilde bir tane oğlum var. Allah bağışlasın diye. Teşekkürler. Kuaförlük sektörü dediniz. Hep hayalimiz miydi böyle bir yer açmak? Hep düşünüyor muyduk, istiyor muyduk? Evet, mesleğimi seviyordum. Hani bakımlı olmayı seviyordum. Geçmişte hani böyle bir hayalim yoktu ama işimi çok severek yapıyorum. Buradaki faaliyet ve hizmetlerimizi biraz konuşalım. Neler yapıyoruz? Özel olarak yapmış olduğumuz ürün gruplarımız, seçeneklerimiz neler? İşte protez, tırnak, ipek, kirpik gibi bunlara da değinelim istiyorum. Özel olarak protez tırnak işlemlerine girmiyorum. Sadece kuaförlük adı altında olan işlemleri yapıyorum. Mesleğimde en çok sevdiğim işlem de türban. Biraz daha tesettürlü olmamdan kaynaklı herhalde ön planda oluyor. Diğer türlü hani sadece böyle kuaförlük alanında olan işlemleri yapıyorum. Peki, türbana en çok değiniyoruz dedik burada. Kaç yıldır, önce onu sorayım, kaç yıldır buradayız? Yani kaç yıldır Karabük'te faaliyet gösteriyoruz? 19 yıldır faaliyet gösteriyorum. Yani 16 yıldır kendim işletiyorum. 16 yıldır, 19 yıldır buradayız, 16 yıldır kendimiz işletiyoruz dedik. Kaç kişilik bir ekibimiz var? Kendim haricinde 3 kişilik bir personelim var. 4 kişi hizmet veriyoruz. Bu şekilde. 4 kişilik güçlü ekip kadromuza biz hizmet veriyoruz müşterilerimiz için dedik. Şimdi türbanda nelere dikkat ediyoruz? Türban yapımını bize biraz açar mısınız? Türbanda nelere dikkat ediyorum? Eskiden tesettüre böyle çok güzel bakılmıyordu. Hani böyle bu kadar sade ve şık olmuyordu. Evet, bizim için de sade ve şık olması ön planda. Ama bence kendim de kullandığım için biliyorum, rahat da olmalı. Hani türbanlı kişiler bütün gün o türbanı kullanıyorlar. İçinde sıkılmayacağı şekilde rahat edeceği modeller yapmalıyız. Hani bizim için ön plan bu olduğu için de tercih ediliyoruz diye düşünüyorum. Ön planımız türban. Peki türban haricinde buradaki faaliyetlerimiz neler? Her türlü işlemi yapıyoruz. Boyalar, saç boyaları şu anda biliyorsunuz ombreler ön planda. Manikür işlemleri yapıyoruz. Yani kuaförlük adına bu güzellik uzmanlığı alanına girmeyen bütün işlemleri yapıyoruz. Gerçekten çok da güzel bir işletmedeyiz. Kocaman bir güzellik salonundayız diyelim. Peki iletişim bilgilerimizi de alalım sizden Zeynep Hanım. Sonra da diyelim ki neden tercih edeceğiz diyelim. Nasıl ulaşabilir müşterilerimiz size, izleyicilerimiz nasıl bulabilirler sizi? Instagram hesaplarımız ve isimleri lütfen. Sosyal medyada Venüs Kuaför olarak bizi neden tercih etmeliler diye sordunuz. Temizlik ve hijyen şartlarına dikkat ediyoruz. Kaliteli ürünler kullanmaya dikkat ediyoruz. Bir de işimizi severek yapıyoruz. Peki, şöyle bir algı var. Örneğin bir müşterimiz geldi, saçını sizde yaptırıyor ama başka bir işlem içinde farklı bir kuaföre gidiyor diyelim. Bu konuda düşünceleriniz neler olurdu müşterinize karşı tutumunuz diyelim? Ya bu konuda bir düşüncem olmaz benim. Müşterilerim gönül rahatlığıyla gelebilirler anne. Tek bir işlem içinde olsa, bir sürü işlem içinde olsa, yani bütün işlemlerini de bizde yaptırsa bizim için kapıdan girmesi yeterli. Biz hepsine aynı gözle bakıyoruz. Yani diyorum yani işimizi gerçekten severek yapıyoruz biz. Hani sadece işlem yaptırmak için değil, çaya kahveye de gelebilirler. Hani muhabbet etmeyi de seviyoruz. Aslında güzellikten çok hani biraz böyle sağlığa da hitap ediyoruz. Bence iyi gelmek de önemli. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Bir alanımıza sağlık diyoruz zaten. Kuaförler genelde psikolog olarak da adlandırılıyorlar zaten diyelim. Peki son olarak buradan izleyicilerimize veda niteliğinde neler söylemek istersiniz? Evet, bu konuda Karabük'te gerçekten bay ve bayan kuaförlerimiz genelde işini hakkıyla ve güzel yapıyorlar. Bence herkes kendini mutlu ve iyi hissettiği yerde olmalı. Hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Zeynep Hanım'a vermiş olduğu değerli bilgileri için diyoruz ve bugünkü sektörümüzde kuaförlük sektörü dedik. Yapmış olduğumuz hizmet ve faaliyetlerimizi konuştuk, neler yapıyoruz da dedik. Önce türbanı konuştuk, bu hususta da gerekli olan tüm bilgileri Zeynep Hanım'dan aldık. Bir sonraki sektörümüzde ve durağımızda görüşmek dileğiyle diyoruz. Şimdilik hoşça kalın.